Daikin'le kelime oyunu devam ediyor. Daikin. 39. turun Tur şampiyonasının son yarışmacısı, son noktayı koyacak olan isim Sayın Arzu Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanışma faslında da bahsettiler. Hekimdir kendisi. Evet. Neredeyse ailecek hekimsiniz zaten değil mi? Beyefendi de öyle. Sayılır. Bugün de kalabalık geldiler, sağ olsunlar. Alkışlar kuvvetli olacak. Bakalım o motivasyon sizi bu turun şampiyonu yapabilecek. İnşallah mi? Bakalım. Çok yükselmedi gördüğünüz üzere, evet, kasa. Evet. 8100 puanla birinci sırada Begüm Hanım. Üzerine de bir saniyecik arttırdı. 8100 demek ne demektir? 17 tane harf alabilirsiniz 14 soruyu cevaplarken. Üzerine bir de 2 saniye arttırırsınız. Tereyağından kıl çeker. Göreceğiz gibi. Bakalım. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi gelsin. Lütfen. 4 harfli tek bir kelime. Fransızca kökenli bir kelime. Güldürü nitelikli kısa oyun. Harf alayım. Buyurun. Hani tiyatro terimi diyebiliriz. Skeç olabilir mi? Efendim? Skeç olabilir mi? Bilmem ki. Skeç. Skeç dediler. Biraz tereddüt var ama. Öyle mi? Korktum. Korktum. 300. Bugün dönüyor bir şey burada. Efendim? Bir şey var burada bugün. Yok ama bu kırıldı o işte. Begüm Hanım kırdı. Tamam. Yolun çakılını, dikenini temizledi. Siz şimdi hız yapabilirsiniz. Sürat yapabilirsiniz. Hadi bakalım. Yani. Buyurun. Aynı zamanda bir kadın ismi olarak kullanılıyor. İmaj sözünün de Türkçe karşılığıdır. Aynı zamanda bir kadın ismi olarak da kullanılır. Harf lütfen. Buyurun. Beynim durdu. Lütfen. Alırız bir hafta. Harf lütfen. Buyurun. Hı? Aynı zamanda bir kadın ismi. İmge. Yok. Değil. Bir harf daha alayım. Ne be lazım. Arzu Hanımcığım. İmge. İmge mi? Ama Benjamin'e uzak durmayın. Sizi güzel yerlere getireceğim. Gerildim deminden beri. Beşinci sıra zormuş gerçekten. Evet, beşinci sıra böyle sanki hani sıcak bir günde serin bir suya adım adım girmek gerçekten gibi bir şeydir. Aynen hakikaten öyle. Aynen öyle. Ama geriyor yani çabucak insanı atlatmak lazım bunu. Bakın tamam, skeçte bir tane harfi boşu boşuna aldık. İmgede iki tane harfi aldık, evet, boşu boşuna aldık. 300 doğru puan az puan değil. Doğru. Biraz gözü kara olmak lazım. Evet, 17 peki tane harf alabilirsiniz dedim tamam ama 3'ü gitti. 14 kaldı geriye. 12 tane de soru var. Ha. Toplum bilimleri sözlüğünden çıkarttığım bir tanımlama efendim. Buyurun. Yaklaşık olarak 25-30 yıllık yaş kümelerini oluşturan bireyler öbeği. Vallahi aynen böyle demişler. 25-30 yıllık yaş kümelerini oluşturan, ben bir harf alayım. Buyurun bir harf alalım. Nesil gibi bir şey olsa gerek bu. Nesil gibi bir şey olabilir. Kesinlikle olabilir. Eş anlamları nedir bizim mesela? Bizim kuşak. Jenerasyon ve kuşak. 400 puan kazandırır, 800 puanı çıkar kasa. Yine yabancı kökenli bir kelime, 5 harfli cevaplar onunla birlikte bitecek. Soru yeterince açıklayıcı efendim. Bir an önce gelsin. Ön ek olarak kullanılan, büyük, geniş çaplı anlamlarına gelen yabancı kökenli bir söz. Mega değil. Kelimelerin başına geliyor. Böyle bir sayı yüzde belirtmiyor. Yalnızca büyük, geniş çaplı anlamları kazandırıyor başına geldiği kelimeye. Allah Allah. Mesela nokta nokta ekonomi. Makro. Makro fotoğrafçılık, makro ekonomi. 400 puan değerinde. 1200 oldu kasa. Süre gidiyor. Ne oluyor efendim? Süre gidiyor galiba. Sürede 2 dakika 32 saniye süremiz. Elbette gidecek de 6 harfi cevaplara ulaştınız. Peki. Hani çok hızlı olmaya bile gerek yok. Biraz tempolu 2 soruya cevap verirsek 2 dakika ile birlikte tam ortasına geliriz yarışmanın. Hı hı. Buyurun. Bunlar da kolay sorular vallahi. Bir gelsin bakalım. Demiş ki suçu kabahati sakıncalı görülüp saklananı açıklama. İfşaat. Bir harf alayım. Buyurun. Yok değil. Çok suçu daha kolay kabahati var. Sakıncalı görünüp. Bizzat kendi suçunu, kendi kabahatini. İtiraf. İtiraf. 500 puan değerinde. 1700'e çıktı kasa. Eş anlamlılara, Arapça kökenli olup Türkçe kökene çevirmeye fazlaca yer verdik bugün. Sizin de karşınıza geliyor efendim bir tanesi. 2 tane Arapça kökenli kelime, asri ve muasır. Bu sözlerin Türkçe kökenli karşılığı. Muasır medeniyet. Hı. Neydi? Asri turşucu.
Bir harf alayım. Bir harf alalım. Muasır medeniyetler seviyesine gelmek. Dilimin ucunda söyleyemiyorum. Uygar değil. Bir harf daha rica Bir tane daha. Yumuşak G. Çağdaş. Çağdaş, çağcıl. 400 puan değerinde 2000'i aştık. Çok güzel oldu. Begüm Hanım da Gülay Hanım da ilk 6 soruya cevap verdiklerinde 2000 puandaydılar. Siz 2100 puandasınız. Biraz süreden eksiğimiz var. Evet, süre var. Çok gitti. Çok gitmedi. Yalnızca 10 saniye gitti. Peki. O 10 saniyeyi de hani hızlı cevap verdiğiniz bir soruyla, iki soruyla bile yerli yerine koyabilecek durumdasınız. Sizi yarışmanın tam ortasına taşıyacaktır bu soru. Özümsersek eğer harf almaya gerek yok. Buyurun gelsin. Tercih edilebilecek alternatif. Tercih edilebilecek harf alayım. Tercihi sağlayan alternatifler aslına bakarsanız. Seçenek. Bunlar. Seçenektir onlar. 600 puan kazandırır. 2700. Arapça kökenli bir kelime, bildiğimiz bir kelime, öyle gerilerde kalmış bir kelime değil efendim. Yani sıkıntısı olmayan bir kelime. Fakat farklı farklı alanlarda birbirine benzer farklı farklı şekillerde tanımlanıyor. Biz de zaten onu konu ediyoruz sorunun içerisinde. Bilimde, dinde, felsefede farklı anlamlara bürünen gerçeklik, var olan her şey anlamında bir söz. R-A... Arapça demiştim. Ha. Gerçeklik. Harf alayım. Buyurun. Bir K harfi. Üçüncü sırada. Farklı anlamda. Nedendir bilmiyorum. Şu an çok heyecanlandım. Ben de. Bir harf daha alalım mı? Alalım. Alalım bir tane daha. Artık cevap veririz bence. Bilimde dinle farklı anlamda gerçek. Boş verin oraları. Gerçeklik. Gerçek. Hakikat. Hakikat. 500 puan değerinde. Hakikaten insan takılıyor bu tarafa. 3200. Size fazla zıpır zor soru gelmedi ama. Korkmuyorsunuz ama onlardan değil mi? Yani belli olmuyor. Buna zıpır da denmez. Olabiliyor bazen. Yok ya yani buna zıpır da denmez. Hakikaten yani biraz dolaylı denebilir bence. Hadi gelsin. Gereğinden fazla sulak olan yer. Harf alayım. Buyurun. 4 harf daha alabilirsiniz artık yalnız. Aa. Onu da söyleyeyim. 2 saniyede arttırmanız lazım. Gereğinden fazla sulak olan yer. Sonuna yine bir ek almış. Bugün karşımıza çok çıkan o ekten almış sonuna. Aa, vallahi beynim durdu. Bir harf alacağım. Buyurun. O kadar sulak ki artık yani bir hani verim elde edilemiyor. Hatta o yüzden savaşırız bu gibi yerlerle. Harf lütfen. Sürem gidiyor çok fena. Efendim harfler de önemli ama. Durdurayım da düşüneyim. En güzeli. En güzeli. Gereğinden fazla sulak olan yer. Bataklık. Bataklık. Of. Durup bir nefes almak her zaman efendim değiştirir durumu. 500 puan değerindedir. 3700'e çıkar kasa. 3700, 3800 daha kaç ediyor? Kaç harf alabilirim? Özür dilerim, özür dilerim. 4600 daha. Bir tane daha 8 harfli cevabınız var çünkü. O da 8300'e çıkartıyor sizi. Demek ki iki harf. İki tane mi alabiliyorum? Evet, iki harf alabilecek Eyvah. Durumdasınız. Üzerine de 2 saniye arttırmanız gerekiyor. Çok zora koydum kendimi. 5 tane de soru var. Eyvah. Belki bu ama gayet iyi bildiğiniz bir şey. Hiç harf almadan pat diye cevabı İnşallah, yapıştıracaksınız. Bakalım. Yaygın kullanılan yine yabancı kökenli bir kelime. Onun Türkçe karşılığını istiyorum. Buyurun. Radikal sözün... Köktenci. 800 puan. Hadi kocaman alkışlar. İşte bu kadar. Bu her şeyi değiştirir. Umutları tekrar yeşertir. 9 harfliler efendim. Bir birleşik kelimedir. Buyurun gelsin. Diyor ki birini yapmakta olduğu veya yapmak istediği işten geri tutmak. Alakoymak. Alakoymak. Alakoymak, alıkoymak. 900 puan değerinde yükseldi mi? Bir anda 5400'e. Arzu Hanım. Hadi bakalım. Şimdi biraz zıpır bir soru işte. Hmm. Kusura bakmayın. Fakat yabancı kökenli bir kelime var sorunun içerisinde. Ondan da çok uzaklaşmayın. Tamam. Yani bir gereçten bahsediyoruz. Başka bir gereci konu ederek. Gereç olmaz. Araç. Buyurun. Oturaklı teleferik. Telesiyeş. Bilmem ki. Telesiyeş. Telesiyeş hiç harf almadan verilen bir cevap ve 900 puan daha kazandırdık. 6300. Artık ne gam kaldı ne kasavet.
Kaç tane soru kaldı? Son iki soru. Heh. 10 harfli cevaplar. Halen 2 harf alabilirsiniz. Yani soru başına 1 harf alabilecek durumdasınız. 23 saniyede yeter artar bile. Nasılsınız efendim? İyiyim. Çok güzel. İki kelimeden oluşuyor bu. 10 harflidir. Oldukça da kolay bir sorudur. Buyurun gelsin. Bir işi vakit kaybetmeden bir an önce yapmaya çalışmak. İki kelime. Vakit kaybetmeden bir an önce yapmaya çalışmak. Bir harfi burada alalım. Buyurun bir harf alalım. Mastardan hemen önce bir T harfi geldi. Bak. İki kelime. İki kelime. Son 7. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Artık almamız lazım ve 2 saniye. Bir işi vakit kaybetmeden bir an önce yapmaya. Acele etmek. Acele etmek 800 puan değerindedir. Ama harf almayacağız şimdi. Evet. Ay çok heyecanlı oldum. Bir nokta daha var dikkat etmeniz gereken efendim. Hemen basacağım. Evet. Bir yani hani benim soruyu okumamı filan beklemeyin. Tamam. 2 saniyenin kalması lazım orada değil evet, mi? Evet. Açıldığı zaman soru. Tamam. Açıldığı zaman soru. Sert tamam. Bir tokat. Hatta biraz da üzerine şöyle bastırın ki patronun kim olduğunu anlasın. Tamam. Sonrasında 30 saniyeniz olacak. Cevabı rahat rahat tamam. Verirsiniz. Tamam. İki kelimeden oluşuyor. 10 harfli elbette ki zurnanın zırt dediği, dananın kuyruğunun koptuğu yer. Şöyle de sorulmuş. Yetişkinlik veya gençlik döneminde olmayan öğrenci. İki kelimeden İki oluşuyor. Kelime. 30 saniye süre var. Gençlik döneminde öğrenci. Yetişkinlik. Biz bunlara baba filan derdik zamanında. Baba? Yok yok öyle bir şey değil. Genel bir tabir. Genel bir tabir yani özel bir tabir değil. Genel bir tabir. Yetişkinlik veya gençlik dönemi. Yaşlı mı? Efendim olmayan diyor. Ha olmayan. Ay hay Allah. Gençlik döneminde olmayan. Hiçbir şey gelmiyor. İki kelime yetişkinlik veya gençlik döneminde olmayan öğrenci. Talebe. Hayır değil. Hayır diyor eskilere gitmeyin. Ay. Okul çocuğu. Cevaplanırdı. Cevaplanırdı ama. Olurdu ama harf alsaydım olurdu. Belki bir harf alsaydı bir o bir ke değiştirebilirdi durumu. Kısmet. Yine de şu şeyden sonra bataklıktan sonraki efendim atılımınız takdire şayandı. Sırf onun için bile ellerim acıyana kadar alkışlarım sizi. Ya siz? Alabildiğiniz kadarını alın. Fakat öyle harf alayım, harf alayım, harf alayım diye bir şey yok. Tamam mı? Harf alayım. Açıldı. Harf alayım açıldı. Ama 7 saniye, 3 saniye 7 harf diyorsunuz. Beni, hakkım var. Beni hiç ilgilendirme. Katli vacip. Katli vacip. Bizi efendim vallahi sınırdan döndüren cevap. Beni de katli vacip edeceksiniz burada. Küme. Tepe. Tepe değil o. Hayır çık bir dakika açmayın. Havalanacaksınız birazdan. Bir ney topladım bir... Hayır. Hayır. Ah inan. Basmak lazım. Kamu irade olmuyor. Kamu yara, yani kamu bir şeyi. Aa, çıkmıyor. Çıkmıyor ya. Kamuya açık. Tabii. Pikati, pikadi, tikadi, tikada, şikadi, şikadi, şikado. Çok yakınlarındayız. Tikado. Dikado bilemedim ya. Dikado diyemedim. Olur canım neden olmasın. Doğru gibi bakıyorsunuz. Doğru gibi bakıyorum. Bakayım. Vallahi doğru gibi bakıyormuşum. Büyüklerimiz der ya. Vallahi şuraya ne yazıldıysa o. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güzel insanlarla tanıştık. Güzel sohbetler ettik. Keyifli geçti hakikaten. En azından benim için öyleydi. Çok çok teşekkür ediyorum her birinize efendim. Mustafa Bey çok sağ olun. Çok sağ olun. Hem size çok teşekkür ederim hem ailenize. Vallahi böyle güzel bir ortam oldu. Sizin evet, payınızda, evet. Ailenizin payı da çok yüksektir bunda. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Mesai arkadaşlarınıza da kolaylıklar diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Sarper Bey çok çok teşekkür ederim efendim. Evet, teşekkür ederim. Tekrar iletelim saygılarımızı, sevgilerimizi ailenize, annenize, çok babanıza. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah 130. evlilik yıl dönümlerini de kutlarlar. Hep birlikte mutlulukla, sağlıkla. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu arada çok kolay gelsin yarınki sınavımızda. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Gülen Hanım çok teşekkür ederiz.
Neva'nın gözlerinden öpün bizim için. Sağ ol. Güzel yarışmaydı. Hakikaten güzeldi. Performans da şahaneydi. İstediğimiz puanı alamadık. Nega. Önemli. Çok da umursamıyoruz. Arzu Hanım'a çok teşekkür ederim. Yine efendim ailenizle birlikte geldiğiniz için kendilerine ben de çok teşekkür ediyorum. Ederim. Çok keyif aldım. Biz de çok keyif aldık. Fakat elbette bu bir yarışma. Her yarışmada olduğu gibi de bir tane birinci, bir tane şampiyon gerekiyor. 39. turumuzun tur şampiyonu da Begüm Hanım'dır. Zannediyorum katılacaklardır bana bileğinizin hakkıyla maşallah. Teşekkür ederim. 8100 puan, 8100 lira demek. Güle güle harcayın, harcarken de bizi hatırlayın. Tabii. Hatırlayın derken hani çift anlamda. Bizi de görün. Siz bilirsiniz canım, görmeseniz de kalbinizdeki yeriniz bambaşka. Onu söyleyelim efendim. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Birlikte ederim. Birlikte kapatmak istiyorum bölümü. Tamam, ülkesi. Açık kalmış. Buyursunlar. Efendim. 39. turumuz da böylelikle sona erdi. Pazartesi günü 40. tur başlayacak. 5 hafta sonra 41 kere maşallah diyeceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın, bizi de öksüz bırakmayın. Hoşçakalın. Daikin kelime oyununu sundu.